Kızılca Bölükspor'un playoff final müsabakasında karşılaştığı ve Zonguldak Kömürspor'a 2-1 kaybettiği maçta yeşil sahalara hiç yakışmayan görüntüler meydana geldi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Zonguldak Kömürspor taraftarları sahaya indi. İkinci lige yükselme yolunda Kızılca Bölükspor ve Zonguldak Kömürspor arasında oynanan final müsabakasında maç sonunda meydana gelen olaylar maçında skorun da önüne geçti. Galibiyeti kutlamak için Zonguldak Kömürspor taraftarları sahaya indi. İki takım arasındaki final maçında alınan güvenlik önlemleri ise sınıfta kaldı. Her iki takımdan futbolcular da sahadayken sahaya akın eden taraftarlar futbolcularla tatsız diyaloglara girdi. Kızılca Bölükspor takım kaptanı Fatih Yiyen'le sözlü münakaşaya giren bir taraftar sonrasında tecrübeli futbolcuya arkadan saldırarak darp etti. Saha içinde meydana gelen büyük gerginlik sonrasında Kızılca Bölüksporlu futbolcular soyunma odasına zor girebildi. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu Çanakkale 18 Mart Stadyumunda taraftarlar arasında da gerginlik devam etti. Kızılca Bölükspor taraftarının olduğu bölüme bıçak, taş gibi tehlikeli cisimler atılırken Kızılca Bölükspor cephesi de koltuklarla karşılık verdi. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı final mücadelesiyle ilgili konuşan Kızılca Bölükspor idari menajeri Halil Tun, Zonguldak Kömürsporlu taraftarlara yakışmayan hareketlerin olduğunu söylerken güvenlik önlemlerinin de oldukça alt seviyede olduğunu söyledi. Playoff'ta finale çıktık ama finalleri bizim tabii neticede Kızılca Bölükspor bir Denizli'mizin mahallesi. Büyük bir il takımına karşı mücadele etmek zorunda kaldık. Futbol anlamında biz yenilmedik. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Tabii lobi anlamında Zonguldak oraya daha farklı hazırlanmış. Bizlerin aklımızın ermeyeceği şekilde, bizlerin yapamayacağı şekilde hazırlanmışlar, gelmişler. Açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ligin şampiyonu Kızılca Bölükspor'dur bu sene. Tabii maçta kaybettik. Kaybettiğimize üzülmüyoruz. Biz çünkü taraftarı oraya bakıldığında belki 5000 kişi tribünleri doldurmuş Zonguldak'ın ama 300 bin nüfuslu bir takım şehirden bahsediyoruz. 500 bin orada 5000 kişi çok değil ama bakıldığında 3000 nüfuslu bir Kızılca Bölük mahallesinden oraya 1000 tane bizi destekleyen cefakar taraftarımız vardı. Kızılca Bölükspor taraftarı Zonguldak Spor'u şampiyon olduğu için alkışladı. Alkışlarına tribünlere atılan sert cisimler karşılık verildi. Tabii bu olayların tamamını Zonguldak'a mal etmek de yanlış olur ama ne olursa olsun orada Zonguldak'ın bütün lobisi oradaydı. Yok milletvekillerinden tutun da işte belediye başkanları, kaymakamlarına kadar. En büyük suç da burada. Şunu söyleyeyim. Neticede bu tür müsabaka, üst düzey müsabakalarda federasyon tarafından, il emniyeti tarafından, valiliği tarafından oraya tayin edilen görevliler var. Neticede bu görevliler de bu işten para da kazanıyorlar. Bizim gibi kulüplerden il emniyetine burada görev aldığı için biz paralarını da ödüyoruz. Ama neticede insanlar aldığı paranın karşılığını vermekle de yükümlülerdir. Ama ben özellikle o gün orada görev alan emniyet mensubu müdürümüzden özellikle bence sınıfta kalmıştır.